Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Dostlar, Segmentify e-commerce growth show Türkiye ayağında yepyeni bir bölümle karşı karşıyayız. Ben Deniz Hüseyin Öğüt. Her programda olduğu gibi bu haftada, bu programda da özel konuklarla karşınızdayım. Benim hemen ekranda sağımda şu anda sevgili Hakan Çokiçli'yi görüyorum. Click and Count Ajansı'nın başkan yardımcısı ve diğer tarafta da sevgili Alper Boyar var. Şu anda Hepsi Burada'nın performans pazarlama direktörü. İkisi de hem benim sektörden yaklaşık 10-12 yıllık çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. Diğer taraftan da özellikle Click and Count tarafı bizim Segmentify'ın Türkiye'deki partner ajanslarından da bir tanesi. Sevgili Alper'le de birçok çalıştığı şirkette çok güzel iş ortaklıkları yaptık. Hakan'la da ajansa geçmeden önce eski firmalarında çok güzel işbirliklerimiz oldu. Dostluğumuza devam ediyor. Çünkü profesyonel hayat sürekli değişiklikler oluyor hayatımızda. Ama malum e-ticaret sektörü de küçük bir sektör. Kimin kime ne zaman ihtiyacı olacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün bu roller her zaman değişebiliyor. Öncelikle bizi kırmayıp vakit ayırdığınız bu yoğun programınızda bizim için, Segmentify dinleyicileri için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem Hakan hem sevgili Alper. A harfinden başlayalım. Sağ olun. Alfabetik olarak gidelim. Hoş geldin sevgili Alper Boyar. Lütfen bize kısaca biraz kendinden bahset. Sonra da bana gerek kalmadan pası sevgili Hakan'a. Tamam. Öncelikle herkese yine hoş geldin diyelim. İsmim Alper Boyar. Şu an Hepsi Burada Performans Pazarlama Direktörü görevine üstleniyorum. Aşağı yukarı 6 aydır buradayım. Daha önce biraz daha tabii sektörde toplam deneyimimiz işte 12-13 seneyi bulmuş durumda. Çok eski sayılmayız. Şimdi Hakan Çokiçli varken eski konuşmak biraz zor oluyor çünkü. 2005-2006'lardan hani sektörün içinde olan bir insan olduğu için biz biraz daha orada temkinli konuşsak daha iyi olur. Aşağı yukarı da hani 12 sene içerisinde de çok böyle hani işin hem marka tarafı, hem marketplace tarafı, hem ajans tarafı, deneyimleme açısından vendor tarafı, yani aslında bu işte daha çok iş ortaklıkları ya da partnerler tarafında da böyle deneyimlediğimiz şeyler oldu. Ama hani işin açıkçası hani dijital pazarlamanın gerçekten hani pazar yerlerinde yapılanın tadı başka oluyor diyebiliriz. Gerçekten hani bu kadar karma bir kategori grubunun içerisinde iş yapmak gerçekten zevkli diyebilirim. Aşağı yukarı 12 yılı böyle geçirdik. Bence Hakan benden daha fazla tecrübeye sahip olan bir insan olarak daha da fazlasını anlatacaktır diye düşünüyorum. Pası verdiğin için teşekkür ediyorum Alper. Herkese iyi yayınlar bu arada tekrardan. Ben 2006'dan beri sektördeyim. Yaklaşık 16 sene olmuş ve hep dijital pazarlamanın içerisinde yer aldım. Hani hiç dijital pazarlama dışında da bir işle uğraşmadım. 2019'a kadar da marka tarafındaydım. 2019'dan sonra da bir değişimle beraber ajans tarafına geçtim. Ajans tarafına geçerken de aslında en büyük artısı ne oldu? Yaklaşık 12-13 senelik marka tarafının vermiş olduğu deneyimle biraz markalarla empatik kurabilmenin artılarını yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Çünkü marka ne istiyor çok iyi biliyorum. Ajans tarafının en büyük artısı bu. Yaklaşık 3 yıldır da ajans tarafındayım. Şu an için güzel gidiyor. 3 yıl boyunca şu ana kadar aktif müşteri sayımız 16. Yaklaşık 30-35 tane de markayla çalışmış durumdayız. Markalarımız arasında da hani kimler var derseniz sektörün bildiği Bellemezon. Evet, bir örnek isteyecektim. Kimler var? Bellemezon, Panço, Yeşil Kundura, Vico. Burada hepsini saymayayım ama genel herkesin bilebileceği anlamlı markalarımız bu şekilde. Güzel. Peki kısaca da Click and Count'u anlatırken sadece performans ajansı olarak da adlandırmamak lazım. Biraz daha stratejiye, büyümeye de oynadığınızı, daha günlük işlerin dışında ya da sezonluk hedeflerin dışında daha sitenin uzun soluklu hedeflerine fayda sağlamaya çalıştığınızı biliyorum. Biraz da ondan bahsedelim. Bir de ajans mı marka mı diye hızlı bir soru soracağım. Cevabını bilsem de. Tamam. Yani biz tabii ki de
kalıp olarak sektörde kelime hep dijital pazarlama ama yani dijital pazarlama aslında çok derinleşmiş durumda. Eskiden hep dijital pazarlama uzmanı, müdürü, direktörü vardı. Başka hiçbir ünvan yoktu. Şimdi başlı başına bir bölüm olduğu için altında onlarca ünvanlar da oluştu, meslekler oluştu. Bizim yaptığımız iş aslında bir müşterinin ihtiyacı olan her şeyi dijital anlamda yapabiliyoruz Hüseyin. Ama bakış açımız tamamen veri odaklı. Yani veri olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Veri olacak ki veriyi okuyacağız, onu değerlendireceğiz, onun üstünde bir strateji kuracağız. Hani veri olmadan işler yapıyor muyuz? Bazen veri olmadan da yapıyoruz ama orada ne yapıyoruz? Hissiyatlı marketing diyorum ben. Biraz hissiyatlı sallıyoruz. Hissiyatlı ilerliyoruz. Bu ne oluyor? Veri oluşana kadar oluyor. Yani işimizin temelinde veri var. Evet, performans pazarlama yapıyoruz. Google, Facebook, Instagram reklamları yönetiyoruz. Hani reklam mecralarını tek tek saymayacağım ama dijital anlamda hangi reklam mecrasına ihtiyaç varsa onu yapıyoruz. Onun dışında arama motoru optimizasyonu yapıyoruz. Büyüme pazarlaması yapıyoruz. Markaları bir iş ortağı gibi görüyoruz. Aslında onları da bizi bir kendi işlerinde departman gibi konumlandırmalarını istiyoruz. Günün sonunda büyüme beraber oluyor. Küçülme de beraber oluyor. Biz markalarımızı ne kadar büyütebilirsek ajans olarak da o kadar büyüyoruz. Süper. Teşekkür ederim bu güzel için. Şimdi ben de topu tekrar Alper'e vereceğim. Bir tabii Türkiye'deki e-ticaretteki rekabet çok farklı boyutlara ulaştı. Hem dinleyicilerimiz hem de e-ticaret profesyonelleri aslında hem artık işte gelecek sene Türkiye'nin 100. kuruluş yılı. 2023'te bu rekabet nereye gidecek ve aslında benim biraz daha ileride yani bir 4-5 sene sonrasında bu ticaretin nerede olacağını öngörüyorlar. Özellikle hepsi burada bakışıyla bunu sevgili Alper Boyer'den duymak isterim. Hemen arkasından da ikinci soru olarak uzun yıllar aslında çeşitli kategorilerde hepsi burada ya da rakiptin diğer çalıştığın yerlerde. Dolayısıyla hem rakip hem müşteri olduğun bir yerden sen de Türkiye'nin şu anda en büyük bir iki yapısından bir tanesi. Hepsi buranın içindesin. Bir de o farklılığı yani daha önce müşteri ve rakip olduğun dünyadan hepsi buranın içine geçtiğin dünyayı bu bir 6 ayını senden kısaca dinlemek isterim. Tabii ki. Daha önce tabii Moripo'da da aslında yine çok kategorili bir sistemde çalıştık. Hani orada da bir 2 seneyi katarsak aslında 2,5 sene seviyesinde bir durum oluyor. Şimdi tabii bu yani 2023 itibariyle hayatımızda çok şeyler değişiyor. Bir de bu Türkiye'de gerçekten hani her koşulda olduğu üzere yani ama ekonomik koşullar ama işte iş yapma koşulları bunların hepsine yani baktığımız zaman birçok yerde aslında her zaman önümüze engeller maalesef çıkıyor. Ya işte regülasyonlar geliyor ya örnek veriyorum düzenlemeler geliyor ya kısıtlamalar geliyor. Biraz daha işte hani burada bunlarla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda aslında bakarsanız toplum olarak bayağı antrenmanlı sayılırız diye düşünüyorum. Bunun yanında tabii hani e-ticareti bir buraya götürmeye çalıştığımız bir hani durum söz konusuyken bir de tabii markaların veya işte firmaların hani kendi içerisinde nereye gittiği konusu var. Aslında belki biraz bu yüzden ikiye ayırmak gerekebilir. Bu yeni çıkacak yasa veya bunun gibi türevleri ki bu bitmeyecek yani ilk değil son da olmayacak. Mantıklı çok hani sağlıklı yerleri var yani mantıken bakıldığı zaman belli bir noktada tekelleşmenin hani önüne geçmeye çalışan bir sistem. Ama tabii hani burada işte ama tüketici tarafına negatif yansıyacak. Ama işte örnek veriyorum reklam satan diğer kuruluşlara gene negatif şekilde yansıyacak. Hani koşullar da söz konusu. Genel anlamda bunların hepsiyle nasıl mücadele edeceği konusunda hani çok iyi fikirleri olan firmaların hani 2023'te biraz daha ön planda olacağı zaten çok aşikar. Bu yeni çıkacak yasayla ilgili aslında etkiler nasıl biraz daha değişebilir? Koşullar var daha hani çok çok açık ve net olmayan yerleri de var. Hani evet cümlesel olarak net ama altında yatabilen anlamların daha farklı bir şekilde değerlendirebileceği maddeler de söz konusu ama hani çok net olanlardan hani başlayacak olursak hani genel anlamda pazarlama harcamalarının düşmesi, kampanya için sınırlamalar getirilmesi işte ya da keza işte bu biraz daha pazar yerindeki satıcıları korumak amaçlı
İşte bunların ödemelerinin hani zamanlama müdahalesi, işte örnek veriyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer 7 gün içerisinde mal tesliminden sonra ödeme yapma koşulu gibi şeyler geldi. Dolayısıyla hani ticaretin aslında birçok dokunduğu yerde birçok koruma amaçlı yaptığı şeyler var. Ama tabii negatif yönleri de işte pazarlama harcamasının kesilmesi burada nasıl bir etki sağlayacak? Tabii o aradaki mesela örnek veriyorum çok büyük bu pazar yerlerinin hani çok ciddi paralar harcadığı zaten aşikar. Hani hepimiz biliyoruz aslında. Dolayısıyla burada bu marketin hani bu kısmındaki küçülmeler mecburi küçülme olacak çünkü. Herkesin bütçelerine geri gelmeler olacak. Dolayısıyla marketin kalanının acaba buraya hani o hacmi dolduracak kadar reklam vereceği konusu bana sorarsanız olumsuz. Yani hani çok mümkün görünmüyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam eğer 5 büyük pazar yeri aşağı yukarı bütün reklam ekonomisinin %60-65'ini falan oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki bu kayıp yani ciddi olarak şeyi etkileyecektir. Pozitif taraf monobrandler yani markalar veya daha küçük pazar yerleri için keza biraz daha artılar söz konusu. İşte bu harcamadan ziyade bir de gelir sıkıntıları da var biliyorsunuz. Yani gelire konan belirli vergilendirme diyebileceğimiz şeyler de söz konusu. Dolayısıyla bunlar biraz için boyutunu değiştirir tabii. Burada en iyi oyunu oynayan hani daha iyi bir yere gelecek. Ama şanslı olan taraf işte daha parakende sektöründe olup işte online sektörü daha sonradan atılmış işte bildiğimiz belirli başlı firmaların belki burada hani iyi bir şekilde bir strateji kurarlarsa bu aradaki gap'le beraber hani kapatabilecekleri o aradaki boşluğu doldurabilecekleri fırsatları var. Ben en azından öyle görüyorum. Biraz öyle değerlendirmek lazım. Birinci sorunun cevabı olduğunu düşünüyorum. Eksik teşekkür ederim. Yoktur herhalde. İkinci soruyla ilgili de şöyle hemen hızlıca işin iki tarafı belki üç tarafı da hani konuşulabilir. Evet zamanında hani monobrandle çalışıp veya hani marka tarafında olup daha önce de işte hatta hem marka tarafında olup aynı zamanda o marka özelinde pazar yerlerinde satışta yaptığımız süreçlerde yer aldık. Tabii çok farklı case'ler. Markanın kendini koruma altına almaya çalıştığı bir takım noktalar var. Bunu marka tarafındayken tabii farklı bir gözle bakıyorsunuz. Hepimizin çok hani klasik bildiği bir konu. İşte Google Ads reklamlarında pazar yerlerinin marka ismine reklam vermesinin istenmemesi. Veyahut bunun daha ileri düzeyde hani götürenleri de var. İşte Facebook'ta belli kısıtlamalar yapmaya çalışan veyahut gene Google Ads'te belli kelimelere hani hacmi daha fazla şey çeşitliliğini artırıp bunlar üzerinde hani şeyler isteyen konularda oluyor. Hani baktığınız zaman ilk marka tarafındayken ben de yani şimdi çok da hani inkar etmeye gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyle bakıyordum. Fakat daha sonra özellikle bu çok daha fazla Moripo'da hani karşılaştığım bir case'di. Bir şeyleri tamam evet hani kapatıp kesmek evet baktığınız zaman reklam maliyetlerinizde bir size hani gider kısıntısına hani götürüyor. Doğru bu bir gerçek. Ama bunun karşılığında ne kadar gelirden oluyorsunuz? Hani bunun biraz daha hani oturup matematiğinin yapılması lazım. Ben her zaman pazar yerinden yapılan işin hani sürekli daha fazla kar veya gelir elde getirdiği konusunda bir iddiam yok. Hani bunu hiçbir zaman tartışmayız. Belli kezlerde tabii ki de var ama sonuç itibariyle bunun matematiğine bakıp aslında biraz daha buna karar vermek daha sağlıklı olabilir. Ama bana sorarsanız tabii ki de hani birçok fazla kolla daha fazla uğraşıyorsunuz pazar yerlerinde. Marka tarafında olunca satın almayla daha az ilişkidesiniz veya kategoriler biraz daha hani çok daha ne bileyim yakinen götürebildiğiniz işler. Ama burada ana arterlerden bir tanesi kategori grubu işte atıyorum pazarlama grubu olsun işte yazılım olsun. Hani çok büyük gruplar ve hani o kadar yakın çalışman yani yakın çalışıyorsunuz bu arada hani yakın çalışmakla ilgili mesele yok ama yapılar büyük olunca tabii ister istemez bunların bir eşlik yönetilmesi gerçekten iyi bir antrenman iyi bir hani şey zor bir süreç aslında. Dolayısıyla bana sorarsanız rakip tarafı olarak hani bakmaktan ziyade pazar yerinin markaya göre biraz daha avantajının olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunun third party dediğimiz yani ajans işte teknoloji sağlayıcılar sizin gibi bu tarz tarafa da bakınca da oranın da farklı bir heyecanı var işin açıkçası. Hani çok farklı müşterilerden çok farklı case'ler görebiliyorsunuz. Ama marka tarafının veya pazar yeri tarafının şöyle bir avantajı var. Bir yani belli bir case özelinde daha derine inebiliyorsunuz veya daha derinlemesine hani öğrenimler kazanabiliyorsunuz. Case görmek yani yatayda tek case görmek de bence önemli.
Fark burada tabii biraz daha kişiye göre, artık kişinin almak istediği eğilime göre değişiyor diyebiliriz. Bu da ikinci sorunun cevabı olsun diyelim. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Ben bir sorunun bir ekleme yapacağım Hüseyin izninle. Lütfen, lütfen. Bütçelere kısıtlama gelecek deniyor ya pazar yerlerinde. Şimdi Alper'in değindiği bir konu var ama sektör burayı hep atlıyor. Bugün hepsi burada televizyonda ayakkabı reklamı yaptığında aslında tüm ayakkabıcılar sektör olarak büyüyorlar. Çünkü kullanıcılara ayakkabıyla alakalı arama trendi oluşturuyor. Yani televizyonda hepsi burada ve ayakkabı reklamı gören sadece hepsi burada gidip ayakkabı aramıyor. Aslında sektörü trend olarak yukarı çıkardığı için şimdi bu getirdiği kısıtlamalarda Alper'in dediği gibi mono brandler ya da daha küçük bütçeli pazar yerleri bu büyük pazar yerlerinin yerini reklam olarak dolduramazlarsa aslında sektörde küçülme de görebiliriz. Böyle bir de handikap var. Hani hep diğer tarafları konuşuyoruz. Küçük markaların da haklı olduğu taraflar var ama böyle de bir durum var. Bu durumda es geçilmemeli diye ekleme yapmak istedim. Çok güzel söyledin. Yine ben de seninle devam edeceğim ama ben de bir eski reklamcı olarak bir yorum yapayım. Özellikle pandemi sürecinde gerek açık havada gerek maçların oynandığı bu saha kenarlarındaki billboardlara kadar gördüğümüz reklamların çok daha fazlası dijital dünyadaki markalardan oluşuyordu. Hala da bu devam ediyor ve bu artık basılı medyaya da, radyo mecralarında da, tüm mecralara da yansıdı. Buna kesinlikle katılıyorum. Artı dijital reklamın getirdiği trafiğin şöyle bir katkısı var. Her şey kayıt içi. Dolayısıyla eski dünyadaki kayıt dışı ekonominin büyük bir kısmını aslında kayıt altına alan bir dünyadan bahsediyoruz. Bütün ödemelerin bir banka kanalıyla yapıldığı, bir kart kanalıyla yapıldığı, alıcının satıcının belli olduğu, hatta adresine, lokasyonuna, TC kimlik numarasına kadar, vergi numarasına kadar belli olduğu da bir dünyadayız aslında. O yüzden şeye de katılıyorum. Tabii ki her büyüyen yapı regülasyona tabi olmalıdır ama hızını da kesmemek, önünü de kesmemek lazım. Çok böyle ince ayarlar gerektiriyor. İnşallah yasaları yapanlar hem sektör paydaşlarını, hem akademisyenleri, hem üçüncü partileri, hem de kullanıcıyı dinleyerek bunu yaparlar ve herkesin mutlu olabildiği, en azından asgari müşterekte bir dünya olur. Peki Hakan, şeyi sana sormak isterim aslında. Bir pazar yeri enflasyonu yaşanıyor Türkiye'de. Bu gerek dikey tarafta gerçekleşiyor. Yani işte yarın ben sadece pet shop kategorisinin pazar yeriyim diye bir markayla karşılaşmamız aslında mümkün. Ki bunun birkaç örneği var. Diğer taraftan da işte tabii işte büyük pazar yerlerinin yaptığı ciroları gören en başta bankalar, çeşitli yapılar kendi pazar yerlerini kurmaya başladılar. Dolayısıyla şu anda belki 3-4 tane büyük pazar yerinden bahsediyoruz ama alt tarafta da sadece şu an bizim sayabileceğimiz 20-30 tane küçük, yeni büyümeye başlayan pazar yeri var. Bu enflasyonu bir aslında önce sana sormak istedim. Bir de şöyle bir korku var. Bir marka, monobrand ya da kendi grup markaları olan bir marka, bir internet sitesi diyelim. Pazar yerinde kesinlikle olmalı mı? Ne kadar olmalı? Cirosunun ne kadarı maksimumda pazar yerlerinden gelmeli? Buna bir ajans yetkilisi olarak da senden duymak isterim. Tamam. Yani önce pazar yerleri dikeyleşmeye başladı. Bunu görüyoruz. Eskiden nasıldı? Her ürünün siteler vardı. Ama pazar yeri değildi. Stoğunu alıyordu, her ürünü satıyordu. Sonra dediler ki bunun dikeyi olsun. Bunun örneklerini gördük. Mesela Evmanya mobilya dikeyindeydi. İşte Unla'da anne bebek dikeyindeydi. Geçmiş örnekleri çok var. Yaptıkları işin dikeyine bölündü. Bir dönem bu model çok iyi çalıştı. Sonra ne oldu? Eski modele döndük. Pazar yerleri tekrardan tempo buldu. Ama bu sefer pazar yerleri öyle bir tempo buldu ki Hüseyin, lojistik ağlarıyla beraber tempo buldular. Yani evet. Bugünkü pazar yeri algısını kırmak bence artık çok kolay değil. Yani artık sadece ürün de satmıyorlar. Hizmet satıyorlar. Yemek siparişi alıyorlar. Araç kiralıyorlar gibi o kadar çok ürünleştiler ki. Yani dikeyde pazar yeri olacak firmaların işi çok zor. Yani bunu mesela Teknos örneğini ayrı tutmak isterim. Çünkü Teknos çok büyük bir firma ve çok geçmişten gelen bir firma. Ama yeni işe girip dikeyde pazar yeri işi yapmak isteyen firmaların bence işi çok zor.
büyüme anlamında özellikle büyük pazar yerleri ister istemez bu durumu frenliyor. Diğer soruna da gelelim. Hani ne kadarı cironun pazar yerinden gelmeli? Aslında bu bir strateji. Yani günün sonunda ben patron olsam bu işin dipte bana bıraktığı rakama bakarım. Yani ciromun %100 de pazar yerinden geçebilir, %100 de webten de geçebilir, %100'ü mağazadan da geçebilir. Ama günün sonunda hepsinin bir gideri var. Mağazaya baktığımızda mağazanın kirası var, çalışan maliyeti var gibi. Pazar yerine baktığımızda komisyon tutarları var. E-ticarete baktığımızda çalışanı var, sunucusu var, reklam maliyeti var, işte ajansı var, belki segment var gibi third party dijital tool'lar kullanılan firmaların maliyeti var. Evet, var, doğru. Bunları hesaplamadan şey diyemiyorum. İşte 35'i mağaza olsun, 35'i shop olsun, 30'u pazar yeri olsun diyemiyorum. Ama günün sonunda hepsinin bıraktığı bir karlılık var. Eğer karlılık odaklı gidiyorsam ve bunun analizini bir firma olarak, firma sahibi olarak yapabiliyorsam, ölçeği bozmadan hangisi karlıysa oranı bölerek karlılıktan daha az karlılığa doğru gitmeliyim ama kesinlikle pazar yerinde olmamalıyım dememeli. Ne zaman dememeli? Bugün bir LCV2 giysen diyebilirsin. Çünkü gücün çok büyükse. Yani çünkü bugün bir LCV2 giyim anlamında bir arama motoru. Boyner giyim anlamında bir arama motoru. Yani bugün hepsi bu arada Trendyol rakamlarını bilmiyoruz ama yapılan search rakamları hani Google'un yüzde kaçına gelmiştir ben merak ediyorum. Bence burada bir yetkili var istersen sorabiliriz. Yani belki paylaşamaz. Bilmiyorum onu Alper söyler ama. Yani şeyi söyleyebilirim sadece. Mesela yapılan aramalara Hakan hani ek olarak Hakan'a bir destek olsun diye de söyleyebilirim gerçekten. Yapılan aramalar seneden seneye trafikten daha fazla büyüyor. Yani örnek veriyorum %40 bir trafik büyümesi varsa seneden seneye aramaların sayısı %50-%55 büyüyor belki. İşte o biraz da şeyden de kaynaklanıyor. Bu süper app konusu biliyorsunuz bizim Türkiye'de zaten hani şu an bayağı revaçta olan bir konu. Hani birçok pazar yeri burada hani aksiyon almış durumda. Keza pazar yeri olmayıp hızlı teslimattan bu tarafa koşanlar var. Belediyeler bile var neredeyse. Tabii yani ya işte Hakan'ın da dediği gibi yani işe alımla araç kiralama artı hani bu tarz şeyler bile birleşebiliyor. Hani şu anki o süper app mantığından bahsediyorum. Dolayısıyla burada hani bir kullanıcının aslında bir app'i indirdikten sonra hani app'e bağımlılığını arttırıp her işini orada görmesini sağlamak tabii ki buradaki herkesin amacı. Bu da ister istemez hani app içi yapılan aramalar veya işte hani web'de yapılan hani bu site için yapılan aramaları ister istemez arttırıyor tabii. Hakan dediğine çok hani net bir örnek olsun. Hani ben kendim kullanıcı olarak bile sadık olduğumuz hani app'ler oluyor hepimizin. Şimdi ben tabii hepsi burada çalışan olarak artık hani ister istemez hani açıyorum hepsi buradayı. Arıyorum, buluyorum, alıyorum, geçiyorum. Yani ve hani artık orada aramamı yapıyorum. İşte orada ürünlere karşılaştırmasına bakıyorum gibi gibi. Herkes artık yavaş yavaş buraya doğru gidiyor. Çünkü şey, Lovemark değilse eğer firma, yani onun app'ini de indirmiyorsun. Şimdi yılda bir ayakkabı alıyorsan onun için sırf marka üzerinde app indirmek de çok doğru gelmiyor bana. Ya da indirse de işini görüyor, geri siliyor zaten. Evet. Yani hani. Evet, katılıyorum ona ben de. Ben demin Hakan'ın bu pazar yeri yorumuyla alakalı sadece şöyle bir ek getirmek isterim. Lütfen. Şimdi tabii burada Teknosa örneği hani bunların aslında içindeki en güzel örneklerden biri olacak anlatacağım şey için. Bunun gibi aslında Türkiye'de birçok marka özellikle hani perakende sektöründe bulunan markalar yavaş yavaş hani uzmanlaştıkları kategorilerde aslında direkt olarak pazar yerine dönmeye başladılar. İşte örnek veriyorum hani tekstilci ise hani kendi içinde olmayanlardan başlayıp işte örnek veriyorum hani alt üst giyim var, ayakkabı yok. Ayakkabıyı dışarıdan almaya başlayıp bunu yapıyor. İşte lüks giyimde gördüğümüz case'ler var. Orada hani ben deneyim satıyorum diye düşünerekten hani sadece giyimle sınırlandırmıyor. Elektronik cihazları sokmaya başlıyor ve bunu da yaparken gene aslında bir pazar yeri mantığına arkada teknik altyapıyı da buna dönüştürerek yapıyor. Burada biraz daha sanki belirli pazar yerleri yani önümüzdeki 5 seneyi yani 5 sene için belki konuşmak daha sağlıklı olur. İşte belli bir pazar yerlerinde bir kırılma olacak. Belli pazar yerleri o hani tapta olabilecek diye konuştuklarımız belki gerçekten belli bir adette sınırlanacak. Onun arkasını sanki bu mono brandlerin yaptığı pazar yerleri biraz daha alacak gibi duruyor. Aynen Hakan'ın da dediği gibi küçük pazar yerlerinin şu an hani ciddi yatırımlar almadan burada gerçekten hani yer alması
bilmiyorum nasıl olur. Gerçi önümüzdeki sene bütün reklamasyon konularında ücretler geri gelecektir. Çünkü şeyi söyleyebilirim, mesela bundan 10 sene önce Türkiye'nin en iyi, en çok reklam vereni sıralamasında hiçbir e-ticaret, online bu tarz şeyler göremezken, işte hep FMCG markaları, bankalar, hani bunlar ağırlıklı olurken, doğru, şu an hani biz sıralama içerisinde en az 3 tane hani online iş yapan veya hani bu e-ticaret tarafında yer alan firmayı sıklıkla görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada bir boşalma olacak, yani orada bir bütçe kesintisi olduğu için. Orada artık hani fırsatlar hangi yöne evrilecek, işte maliyetler mi düşecek ya da ne bileyim ekstradan başka bir firmaya mı yarayacak, onu biraz daha göreceğiz gibi. Evet, özellikle Kasım ayında mesela belki gördüğümüz her 10 reklamın 6-7 tanesi 2 tane pazar yerine ait. Yani uykuya uyuduğumuzda bile gözünü kapadığımızda o iki firmanın logosunu görüyoruz. Evet. Doğru. Evet. Aslında Kasım'a vurgu yapman iyi oldu sevgili Hakan. Back to school dediğimiz, aslında okula dönüş diye de adlandırabileceğimiz. Hatta bu sene öğrendim ben de. Ev tekstili ve mobilya firmaları da eve dönüş olarak adlandırıyor bu dönemi. Çünkü bir yazlıktan eve dönüş var. Hepsi burada da aslında hem bir okula dönüş trafiği mutlaka yaşandı. Bu geçen 1-2 haftadan itibaren, bu haftada zaten resmi olarak okullar açıldı. Bir de eve dönüş trafiği var aslında. Bu aslında tabii Alper bu sene katıldı ekibe ama eski datalara mutlaka erişiyordur. Geçen seneye bakıldığında bu seneki Eylül aslında dönemini sormak isterim. Bir de tabii Kasım ayında Black Friday dediğimiz dönemde neler bekliyorlar, nasıl hedefler var, o bir sürprizler var mı bizi bekleyen? Onları duymak isteriz. Yani sürprizleri açıklamasın ama var ya da yok desin, o da yeterli olur. Yani şey tabii şimdi sürpriz kısmına bakacak olursak, yani sürprizden ziyade genel olarak bence piyasanın, hani piyasa hakkında ben bir şahsi yorum yapmaya çalışayım. Lütfen. Şu an yeni e-ticaret yasası yüzünden hani aslında birçok hani bizim gibi markalarda bununla ilgili belirli stratejik çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlamında bazı aksiyonlar da alınmaya başlandı aslında. Hani bizim duyumlarımız da keza hani belli rakiplerde de hani bu aksiyonların alındığı yönünde. Zaten hani kendi reklam performanslarımızın belirli metriklerinde de bunu görebiliyoruz. Maliyetlerde yansıyan kısımları da söz konusu. Ama hani şu çok eminim, biz son fırsatı herkes müşteri toplamak özelinde değerlendirmek isteyecektir. Son Kasım herkesin para harcayabileceği limitsiz olarak bakıldığı zaman. Haliyle de burada ben biraz gerçekten hani gerilla savaşları gibi böyle hani kılıçlar çekilecek diyorsun. Kesin çekilecek. Yani hatta Hakan dedi ya işte her iki reklamdan bir tanesi şu, bir tanesi bu falan gibi bir yorumu oldu. Ya ben şu an bu Kasım'da mesela televizyonda hani FMCG'ler bile yer ne kadar alabilir, işte ne bileyim bankalara ne kadar yer düşer veyahut yani şu an bir de biz hani gelen fiyatları da biliyoruz. Her sene bir sene önceye göre gelen fiyatlar zaten hani artıyor. Bu sene hani enflasyon etkisinden arındırdığımız rakamlara bile bakıyoruz. Geçen seneki artışın neredeyse %40 daha üzerinde bir artışla gelmiş rakamlar. Yani enflasyon etkisini saymıyorum bu arada. Onu ekliyorsunuz üstüne, bir de daha fazla çıkıyor tabii. Ama şu kesin, bu Kasım çok çetin geçecek diyebiliriz. İlk sorun neydi? Bir anda aslında bu, yani okula dönüş ve eve dönüş dönemi. Ha, evet. Onu merak ediyorum. Ben hatta şeyi söyleyebilirim orayla ilgili. Daha önce Boyner'de çalışırken biz şehre dönüş tadında aslında biraz daha burayı önce okula dönüşle karşılıyorduk. Dolayısıyla arkasından da hemen bir şehre dönüş gibi bir temayla aslında işi yürütüyorduk. Dediğim gibi bunun biraz da ev yansıması da eve dönüşte. Hani ev tekstil veya işte mutfak gibi ürünleri satan firmalarda biraz daha hani o kullanılmaya başlandı. Ya bunun yarattığı bir şey var, bir trafik var, bu doğru. Ama şöyle bir gerçek de var. Mesela örnek veriyorum, Ekim'den Kasım'a geçişlerde tabii Kasım'da yapılan ciroların hani Ekim'e göre ne kadar fazla olduğu konusunda hani hepimizin tecrübe ettiği birçok nokta var. Bunun bir benzerini Nisan-Mayıs geçişinde de görebiliyoruz. İşte anneler günü, okul kapanışına evet, yakın olması, özellikle son birkaç senedir bayramların da hani burayı destekliyor olması gibi şeyler de söz konusu. Haliyle buranın biraz daha renkli geçtiğini söyleyebilirim ama
Ben hani işin açıkçası bu birkaç senelik deneyimimde hep şunu gördüm. Tabii bu okula dönüşü biz birkaç senedir tematik olarak çalıştığım markalarda sürekli hani köpürtmeye veya hani bununla ilgili daha fazla işler yapmaya çalışıyoruz. Ama genelde şu oluyor. O dönem öyle bir dönem ki zaten insanların ilgisi okula döndüğünde okulun haricindeki kategorilerde ciddi düşüşler oluyor. Veya keza işte eve dönüş dediğimiz noktada evin hani asıl özel şey, asıl hani olması gereken ihtiyaç olan şeylerini almak hani evet geçerliyken dekorasyon ürünleri veya buna benzer şeylerde aynı etkiyi göremeyebiliyorsunuz. Keza orada yani aslında kategori değişimleri oluyor. Hani genel anlamda bakınca totale çok büyük bir yansıması var mı? Hani Ağustos'a göre evet bir büyüme görüyoruz ama mesela Ekim'den Kasım'a gibi mi ben hiç görmedim. Nisan'dan Mayıs'a olduğu gibi hiç görmedim. Bilmiyorum hani Hakan'ın da bu konuda birçok tecrübesi olmuştur. Ama heyecanlı, güzel, hani herkesin biraz daha yatırım yaptığı bir dönem olmaya başlıyor. Bir de biraz da antrenman dönemi gibi Kasım öncesi. O açıdan biraz daha değişik. Hani bir şeylere stratejik olarak rakiplerinizin de biraz daha ne yapmak istediğini anlıyorsunuz. Sonuçta bir hazırlık aşaması dediğimiz için o evet. Biraz daha bir şeyler öğretici oluyor bazı noktalarda. Öyle geçirdiğimiz bir aslında durum olacak diyebiliriz. Tamam. Can alıcı soruya biraz sonra geleceğim sevgili Alper. Ama Hakan'a hem bir ebeveyn olarak hem de uzun yıllar bir şu anda da Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan bir markadaydı. İsmini kendi zikretmek isterse buyursun lütfen. Hem bir ebeveyn olarak hem o kırtasiye dikeyini çok iyi bilen bir profesyonel olarak bir de şu andaki mevcut müşterilerinizdeki aynı efekti aslında okula dönüş ya da şehre eve dönüş efektini nasıl gördüğünü söylemek isterse biz onu dinleyelim. Tabii orada avansası atıf yaptın. Tabii ki de söyleyebiliriz. Bir problem yok. Yani günün sonunda avansas. Bu arada back to office de diyoruz. Onu da ekleyelim. Herkes kimse saymadı. Hep back to city, back to school dedik ama. Herkes kendi kategori uzmanlaştığı kategori özelinde konuşuyor sanırım. Back to office de değil. Ama kumsala dönüşü kimse kullanmadı galiba. Bence seneye belki Haziran aylarında bir markadan kumsala dönüş, plaja dönüş gibi bir şeyler olabiliriz. Olabilir. Bu bir akımdır. Akıma takılmak önemli. Doğru. Bir akım yaratmak için olabilir. Yani dediğim gibi okul öncesi dönem özellikle mesela bu sene 1 Eylül itibariyle gördük. Yani bir çıkış var. Hacim nerede büyüyor ama Hüseyin sorun şu. Çok fazla arama var. Özellikle back to school anlamındaki kelimelerde. Ama trendsi olarak düşüş olan kelimeler de var. Trendsi olarak yükselen de var. Çok örnek vermeyeceğim. Yani çok fazla kelime var ama yani ama şunu söyleyebilirim. Kırtasiye kelimesi hep artıyor mesela. Ama tablet mesela düşmüş örnek veriyorum. Hani evet. O da tabii biraz pandeminin verdiği etkiyle de alakalı. Ekonomik etkilerde var muhtemelen değil mi? Değil ne yapacağım? Hazır kırtasiye, tablet gibi kelimeler demişken biz hala çok kısa kelimelerle arama yapıyoruz. Bu hem arama motoru genelinde hem web sitesi genelinde. Ya örneğin yani giyim sesine giriyor, kadın yazıyor insanlar. Ama ne yazdığını da belirt. Yani bize de yardımcı ol, sana daha iyi ürün gösterelim. Ya da Google'a kırtasiye yazıyor. Şimdi kalem mi istiyor, fotokopi kağıdı mı istiyor, okul çantası mı istiyor? Hani ya da en yakın kırtasiyeyi mi arıyor kendine? Gibi durumlar var mı var. Evet böyle bir handikap var. Ama evet back to school dönemi için dediğim gibi Ağustos'un son haftası bu trend başlar. Eylül ortası gibi son bulur. Ama bu kırtasiye demek sadece kırtasiye ürünleri olarak algılanmasın. Ya çocuğun okul ihtiyacı da var ama örneğin çocuk evde çalışacak. Çalışma masası da bu gruba giriyor. Doğru. Yani insanlar çalışma masası da deli gibi arıyor. Yani sadece kırtasiye gibi düşünmeyelim. Okulun ya da öğrencinin kullanabileceği her ürün grubu burada çok değerli. Alper'in dediği şeye geleceğim. Ekim-Kasım'da daha büyük ivmeler görüyoruz. Ağustos-Eylül'e göre dedi. Ekim'in artık şöyle bir handikapı var. İnsanlar Kasım için bekliyor. Yani Ekim'de alayım almayayım, ekran görüntüsü alayım, fiyata bakayım, bekleyeyim. Ya artık Kasım'ın öyle bir algısı oldu. Yani alarm kuranlar da var. Fiyatı düşünce ayını Kasım'da yap ama Ekim'de fiyat araştır. Şimdi geçen sene bu büyük bir handikap oldu. Ekim'de fiyat araştıranlar Kasım'da ucuz alayım derken, enflasyon, döviz artışı falan derken Ekim'de alanlar çok şanslıydı geçen sene. Hani bu sene ne olur bilmiyorum ama hani Ekim-Kasım arasındaki böyle bir trendsel problem var. Herkes artık Kasım'a bilenmiş durumda. Ama ben bazen erken hareket edeni de severim. Hani Ekim'i de boş geçirmemek lazım. Tabii enflasyon var sonuçta.
Ve hani gerçi Temmuz'daki işte işçi zamları özelinde bakılınca biraz onun da hani diğer koşullardaki zam yansımasını aslında görmeye başladık ama tabii bir de piyasaya yansıdıktan sonra bunun bir dalgası daha olabiliyor genelde gördüğümüzde. Yani ben Hakan'ın dediğine katılıyorum. Yani insanların artık hani bugün almak en avantajlısı diye düşündüğünü varsayarsak belki hani evet Kasım'da gene tabii ki de o hype her zaman olacak. Ama hani Ekim'i bozan bir Kasım olmayabilir Hakan'ın da dediği gibi. Çok güzel yorumlar. Yani tabii nakitte kalmanın ve pozisyonu bozmamanın çok doğru olduğu yıllardan şeye geldik. Yani alınmıştır'a geldik. Çünkü dolarda ya da nakit altında paranızı bekletseniz bile ürün ya da malın fiyatının aslında çok daha arttığı bir durum yaşıyoruz maalesef. O da bütün dengeleri bozdu açıkçası. Hemen bir tane ürün üzerinde örnek vereyim Hüseyin. Kusura bakma lafını kestim. Yok estağfurullah. Çok hani revaçta olan hani robot süpürgeler biliyorsunuz yani. Evet. Geçen sene bu zamanda 2500 bandında satılan bir ürün şu an 7500'lerin altını bulamıyorsunuz. Şimdi geçen sene aldığımda mı avantajlıyım, bu sene neye göre aldığımda avantajlıyım sorusunu hani sormaya gerek olacak bir durum olduğunu zannetmiyorum ama doğru. Hani gerçekten hani şimdi doların da yükseldiği kezler olabiliyor veya hani bunun doğrultusunda sonuçta yurt dışından gelen mallara da bu etki edebiliyor. Bunların da kademeli olarak enflasyon eğer etkisi de olursa bununla beraber geldiğinde her an her şey değişebilir gibi bir durum söz konusu. O yüzden Ekim iyi bir Ekim olabilir bence. İnşallah. Tabii dengeleri bozan başka bir iş daha var. Birkaç gelişme daha var sevgili Alper. Gitti gidiyor maalesef kapandı geçtiğimiz ay. Benim de yaklaşık 3-4 yılımın geçtiği bir yapıydı. Ve oradaki birçok arkadaşım başka yerlere dağıldı. Ne mutlu ki birçoğu boşta kalmadı. Sektör Allah'tan hareketli ama yaklaşık 20 yıllık bir değer maalesef kapandı. Biraz Neon 1 için benzer bir şey söyleyebiliriz. Yani getirin içeriye girmesi, biraz küçülmesi söz konusu. Dolayısıyla bir 11-11 efekti herhalde yaşamayacağız bu sene gibi gözüküyor geçtiğimiz seneler kadar. Yani büyük oyuncuların bir kısmının hatta neredeyse yarısının artık olmadığı da bir dünya. Bu sene nasıl görüyorsunuz bu rekabeti kendi içinizde? Ya oyuncuların olmaması, ya bu arada tabii şeyi özellikle belirtmek isterim. Hani her ne kadar pazar yerinde hani bir rakip pazar yerinde çalışan bir insan da olsam gitti gidiyor benim bu sektöre girmemdeki en temel konudur. Çünkü aslında üretici tarafında çalışırken gitti gidiyor mal satmaya diye gitmiştim ve hani o zaman hani benim böyle bir iş yapıyor olmam gerekiyor kafasında şey fikri çok kafama yatmıştı. Dolayısıyla öyle de özel bir yeri var benim için. Bu tarz oyuncular hani büyük oyuncular hani sektörde de hani boşluğunun direkt hani dağılımını belki görüyorsunuz ama aynı zamanda hissettiğiniz ama pozitif ama negatif tabii çok case olabiliyor. Bunun gibi belki Neon 1'in geçen sene de bu arada çok ciddi oranda yatırımlarını düşürdüğü hatta o önceki senelerde kupon dağılımı kadar evet. Yapmadığı veyahut İşte indirme konusunda çok daha sınırlı bir şekilde tuttu. Üzerine çok durmadığı case'ler vardı. Çok pardon. Haliyle orası biraz daha böyle hani işi aslında şey kıldı diyebiliriz. Hani zorlaştırdı veya zor kıldı diyebiliriz. Şimdi bu oyuncuların olmaması dediğim gibi yani evet bahsettiğimiz oyuncular aslında çok da böyle belki de TV reklamı veren veya hani daha yüksek böyle geniş mecralarda para harcayan firmalar değildi. Belki hani belli başlı noktaları tabii ki de etkilemez önümüzdeki dönemde ama sektör açısından hani evet negatif bir durum mudur? Evet kayıp mıdır? Kayıptır. Üzüldük mü? Ben şahsen hani kendi adıma söyleyeyim hiçbir yani bu sektörde yer alan bu sektörü geliştirebilecek hiçbir firmanın hani ayrılmasını istemeyiz. Sonuçta eBay tabanlı yatırım yapan bir firmaydı. Hayırlısı olsun diyelim ama hani ben çok fazla şu anki koşulları etkileyeceğini düşünmüyorum. Pekala. Hakan senin yorumun nedir bu konuda? Yani tabii ki de üzücü. Yani her firma Alper'in üzerinde baktığımızda rakip gözükse de yani sektörü aslında hep beraber büyütüp hep beraber küçültüyoruz. Bu ajans olarak da öyle. Yani bir ajansın yok olması demek o ajansın müşterisinin bana gelmesi kısa vadede belki artı ama uzun vadede aslında negatif yansıyor.
Doğru. Biz de yani aynı yaklaşıyoruz. Çok haklısınız. Yani o yüzden hani tatlı rekabet diyorum ben bu işlere ve tatlı rakip diyorum. Hani hiçbir firmanın yok olmasını istemeyiz. Yeter ki herkes işini iyi yapsın, hak ederek yapsın ama tatlı bir rekabetle yapsın. Rakip iyidir. Stres yaratır, geliştirir. Doğru. Çalıştırır. Dolayısıyla iyidir. Güzel. Şimdi yavaş yavaş sohbetin sonuna geliyoruz. Biz tabii yani uzun akşam sohbetlerimiz var ikinizle de. Sektörü kurtardığımız, çoğu zaman da kurtaramadığımız çok sohbetimiz var. Ama tabii bu hem YouTube yayınında hem de podcast'te olacak ve dolayısıyla hatta Hakan'ın bir geri bildirimidir. Bazen bir saate yaklaşan sohbetlerim oluyordu benim. Hakan da 35-40 dakikayla toparlamamı tavsiye etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, okuldaki dersler gibi düşün. Dikkat dağılıyor 40. dakikadan sonra. Yani devamını belki çok iyi bilgiler var ama dinleyemiyorsun, devam edemiyorsun. Evet. Haklısın. O yüzden o geri bildirimi de dinleyerek son birkaç cümleyle aslında bu sohbeti şimdilik sonlandırmak istiyorum. Özellikle bir şey sormadan sizlere vereyim. Şimdi bizi hem dinleyen sizin ve bizim müşterilerimiz var. Yani e-ticaret ve dijital pazarlama profesyonelleri var. Onlara bir takım kullanıcılar da var. Yani sektöre ilgili kullanıcılar da var. E-ticaret sitelerini kullanan, aplikasyonlarını kullanan. Bir de tabii bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlara neler söylemek isterseniz hem sektör profesyoneli olarak hem de oturduğunuz koltuklardan. Alfabetik başlayalım yine. Hadi başlayalım. Ya şu bir gerçek, Türkiye dijital anlamda çok ciddi gelişen bir pazar. Aslında bunu hani birçok yerde görüyoruz. İşte Disney'in hani veya Amazon Prime'ın veya işte Netflix'in yaptığı yatırımlar ortada. Keza bunun gibi zaten hani e-ticaret sektörünün hani geldiği yeri hani görebiliyoruz. İşte hızlı teslimat konusunda gene aslında dijitalleşme ve bununla beraber daha işte hizmet kolaylığı sağlayan hani sektörlerin oluştuğunu da hani görünce keza hani çok enteresan bir bilgi olarak geldi bana, hani paylaşmak isterim. Hani ikinci el araba alıp satma piyasası bile inanılmaz yükseldi ki biz bu konuda dünya lideriymişiz Türkiye olarak. Yani dolar bazında, bakın hani şey demiyorum, para birimi bazında demiyorum, dolar bazında dünyada en çok ikinci el araba satışı olan ülkeyiz. Yani dolar bazında, yani dolar totalinde. Dolayısıyla hani böyle sektörler burada çok ciddi olarak hani gelişmeye devam ediyor. Eğer sektöre ilgili olan hani arkadaşlarımız, yeni mezun kardeşlerimiz varsa, benim hani burada söyleyebileceğim çok net bir şey var. Hani hepimizin çok da şahit olduğu. Gerçekten yetişmiş sektörde insan sayısı çok fazla yok maalesef. Veyahut sektör aslında insan yani yetişebilecek insan sayısına göre çok daha hızlı büyüyor. Dolayısıyla hani ciddi açıklar var. Bu açıklar da bence çok ciddi bir fırsat. İnanın hani çok da böyle eskisi kadar bilgiye ulaşmanın zor olmadığı bir dünyada bugün bir YouTube'a girip aklınıza gelen bir öğrenmek istediğiniz şeyle ilgili bir cümleyi yazdığınız noktada ya eminim sizi sıfır noktasından bir yere getirecek mutlaka bir şeyler bulursunuz. Dolayısıyla hani benim burada belki de hani özellikle hem bu işe girmek isteyen veya bu işin mevcut içerisinde yer alan hani hem sektör arkadaşlarımız, paydaşlarımız, hem dediğimiz gibi belki üniversite öğrencisi arkadaşlarımız hepsi için genel anlamda biraz araştırıp sektöre merakınız olursa inanın burada çok zevkli ve güzel işler var. Keza mevcut olduğumuz durumda biraz kendimizi geliştirmek istersek hakikaten birkaç tatlı güzel dilde olan makaleyi okumak bile bayağı bir hani fayda sağlayabiliyor. Her şeyde olduğu gibi burada da biraz okumak gerçekten fayda sağlıyor. Ben onu biraz daha böyle önceliklendirip söylerim. Bir de şunu söylemek isterim. Bazen bu çok üçlü konuşma yaptık böyle işte marka, ajans, işte hizmet sağlayıcı gibi. Ya bunların hepsinin her koşulda, her yerde, her şekilde hani bir arada çalışmasının gerektiği noktalar söz konusu. Konuya biraz da şey olarak ben buraya bir değinmek istiyordum. Belki nereden nereye getiriyorsun gibi anlaşılmasın ama biraz da burada bununla ilgili de çünkü aktarmak istediğim bir şey var. Birçok tarafında çalışmış bir insan olarak da özellikle gördüğüm bir konu. Bazen hani bir tarafı anlamadan çok fazla yargılayabiliyoruz. Bu marka tarafında da yapıyoruz. İşte ne bileyim hizmet sağlayıcı tarafında da yapıyoruz.
Ama gerçekten yapmak veya almak istediğimiz işle alakalı gerçekten doğru partneri bulduk mu? Belki bunu bazen daha fazla sorgulamamız gerekir. Veya doğru partner ya da doğru marka mıdır acaba o ajans için çalıştığı partnerin markası? Hani bunların hepsi böyle karşılıklı sorulması gereken sorular ama her koşulda, her anda böyle ihtiyaçlar her firma için oluyor. Dolayısıyla özellikle de sektör paydaşlarının belki bu konuyla ilgili ekstra bir tavsiyem, dışarıdan gelecek desteğe kapalı olmamak önemli. İşi içeride çok tutmamaya çalışmak da önemli. Veyahut paydaşlardan bilgi alışverişini sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak da bence çok değerli. Hani bundan uzak durmamakta fayda var. Belki bir de bu ekstra ekleyebileceğim bir şahsi, nacizane tavsiyem olsun. Çok da güzel bir ek oldu. Yani neredeyse belki binlerle ifade ediliyordur herhalde hepsi burada çalışanları. Buna rağmen birçok ajansla, birçok third party ile, hizmet sağlayıcı ile hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu anlamda da gerçekten kimden ne öğreneceğimizi ben de bilmiyorum. Hatta bazen işte çocuk kullanıcılardan bile, onların yaptığı hareketlerden bile hepimiz bir şeyler çıkarabiliyoruz açıkçası. Her tarafı da gözlemlemek mümkün değil. Her konuda uzmanlaşmak da mümkün değil. O yüzden burada bazen bildiğimizi sağlamasını yapacak bir yapı bile bence çok çok önemli. Teşekkür ederiz. Ben son eklemelerimi yapayım o zaman. Lütfen. Arkadaşlar, söz alıp. Lütfen. Birkaç tane sektöre notum var. Çok hızlı geçmek de istiyorum. Şimdi ajansla marka tarafında ben iki tarafında birbiriyle empati kurmasından yanayım. Yani özellikle işte ajans tarafı yanlış yaptı, markanın hemen ajans değiştir bakış açısı da doğru değil. Ama marka ekibi nasıl kendi işini dedike ve iyi yapıyorsa, özenerek yapıyorsa, ajanstaki arkadaşların da markanın içindeymiş gibi özenerek yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden empati kurmak önemli. Bir mesajım birincisi buydu. İkincisi, bu sektörün, çok zamanımız yok ama, insan kaynağı sorunu var. Hani özellikle pandemiden beri gelen bir insan kaynağı sorunu var. Biz olabildiğince gayret ediyoruz. İnsan yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle son 2 yılda mezun olan arkadaşlarımız iş bulmakta zorlanıyorlar. Ve her ilan işte 2 yıl tecrübeli, 3 yıl tecrübeli arıyor. Yetiştirin, insan yetiştirin diyorum. Elbette transferler yapacaksınız ama önce yetiştirmeye gayret edin. Bu sektörün büyümeye ihtiyacı var. Son olarak da şu sözle kapatayım. Bu sektörde işini kötü yapanlar olduğu sürece iyi yapanların hep kazanacağını düşünüyorum ben. Bize de söz verdiğin için teşekkür ederim Hüseyin. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hakan Çokiçili, Click & Count Ajans Başkan Yardımcısı. Alper Boyar, hepsi burada. Performans Pazarlama Direktörü. Çok teşekkürler. Gerçekten yani uzun zamandır yan yana gelmemiştik fiziken. Hem o özlemimi biraz az da olsa giderdim. Buradan sizlerle sohbet etmek de çok güzeldi. Ben de çok beslendim. Umuyorum bizi dinleyenler de, izleyenler de aynı şekilde beslenmiştir. Segmentify E-Commerce Growth Show Türkiye yayınının sonuna geldik sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili Alper Boyer'e ve Hakan Çokiçli'ye de ayrıca sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Her ikisinin de ekiplerine, ekip arkadaşlarına da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve onların nezdinde de başarı dileklerimizi iletiyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Selamlar. Selamlar, iyi akşamlar.